Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün elimde Techstorm firmasının T28 Gamepad'i var. Gördüğünüz gibi PlayStation 5'in DualSense Gamepad'ine benziyor. Kutuyu açalım. Yan tarafında PS5'te yalnızca PS4 oyunlarında kullanabildiğiniz, PS4'te kullanabildiğiniz Windows, iOS ve Android'de uyumlu olarak çalıştığı yazıyor. Ön tarafında bir kullanma kılavuzu ve eşleştirme kılavuzu vardı. Bunu ben çıkardım bu önü tam görünsün diye. Şimdi kutuyu açıyorum. Bakalım gamepad'imiz nasıl. Kutumuzdan bir adet USB-C şarj kablosu çıktı. Gamepad'imiz burada. Bunun PlayStation 5 gamepad ile detaylı bir tasarım olarak karşılaştırmasını da yapacağım. Şimdi böyle bir göstereyim. L1, R1 tuşları. Parlak, güzel bir yapı. Alt tarafında 3,5 milimetrelik kulaklık girişi ve şarj için 4 tane pin var. Burada normalde PlayStation tuşu var biliyorsunuz. Burada Home tuşu var. Turbo tuşu var burada. Şurada speaker var. Tam şurada. O da aktif olarak çalışıyor mu bakacağız. Yine burada touchpad kısmı var. Gayet şık. Gerçekten sağlam duruyor. Önce Android TV Box'larda deneyelim. Ayrıca bunun bir aparatı daha satılıyor. O aparatı üstüne takıp resim olarak göstereceğim. Cep telefonunuzu da bağlayabiliyorsunuz. Ben şimdi Android, iOS ve PC platformlarında nasıl çalıştığını, nasıl bağlandığını göstereceğim. Daha sonra PlayStation 5'e geçeceğiz. Tekrar söyleyeyim, PlayStation 4'te en ufak sıkıntı olmadan çalışıyor. PlayStation 5'te sadece PlayStation 4 oyunlarında çalışıyor. PlayStation 5 ile uyumluluğu yarım diyebiliriz. Tasarım olarak, kalite olarak gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de oyunlardaki performansına hep beraber bakalım. Karşılaştırma yapacak olursak, gördüğünüz gibi böyle baktığınızda ikisi de aynı gibi gözüküyor. Burada bu orijinal PlayStation logosu var. T28 gamepad'imizde burada home düğmesi var. Orijinalde sessize alma tuşu var. Gamepad'imizde turbo yazan bir tuş var. Şöyle baktığımız zaman USB-C ikisi de. Tuşlarda herhangi bir değişiklik yok. Yine ön taraftaki tuşlarda da bir değişiklik yok. Hatta şu analoglar bile birebir aynı. Alt tarafına baktığımız zaman ikisinde de 3,5 milim kulaklık girişi var. Ve şarj istasyonuyla ikisi de uyumlu. Yani orijinal zaten şarj istasyonuyla uyumlu. T28'imiz de sorunsuz bir şekilde şarj istasyonuyla çalışıyor. Burada tasarımda tek fark PlayStation'da burasında bir doku var. Fakat bunda yok. Bu düz. Gerçekten çok başarılı. Şimdi önce PlayStation'da test edelim. PlayStation'da nasıl kullanacağız? Nasıl eşleyeceğiz? Daha sonra TV Box, iOS tek tek gidelim. Şimdi PlayStation'a geçiyoruz. PlayStation 5'imizi açtık. Burada tek yapmanız gereken T28 joystick'imize USB-C kablosunu bağlamak. Daha sonra bu USB'yi PlayStation'a bağlıyorsunuz ve Home butonuna basılı tutuyorsunuz. Işıklar şu şekilde mavi yandı üstünde. Şimdi bağlıyız. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Defalarca söyledim, tekrar söyleyeyim. Bakın burada PlayStation 5 yazan yanında oyunlarda bu çalışmaz. Deneyelim mesela. Bunu DualShock 4 olarak gördüğü için DualShock 4 kullanılamaz PlayStation 5 oyunları için diyor. Bu geri kalan PlayStation 4 oyunlarının hepsinde bunu kullanabiliriz. Mesela FIFA 21 oynayalım. En ufak sıkıntı yok. Dediğim gibi PlayStation 4 oyunlarında. Şuradan bir tuşumu ayarlayayım. Hassasiyeti çok güzel. Kullanımı çok güzel. Dediğim gibi en ufak sıkıntı yok. Zaten PlayStation 4 gamepadleri de PlayStation 5'te sadece PlayStation 4 oyunlarında çalışıyor. Bu da aynı şekilde. Zaten bunu da DualShock 4 olarak gördüğü için PlayStation 4 oyunlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle golümüzü de atalım. Bu testimizi geçelim. PlayStation 5'i kapatıyorum. En ufak sıkıntı, sorun yok. Şimdi Android TV Box'a geçiyorum. TV Box'larda eşlerken Bluetooth kısmına geliyoruz veya uzaktan kumandalar aksesuar. Buradan aksesuar ekledim, wireless controller çıktı, eşleştirildi.
Şimdi burada çok güzel özellikler var. Kumandaya gerek kalmıyor bir kere. Bununla tüm işinizi halledebiliyorsunuz. Menüde gezebiliyorsunuz. Bu arada şunu unutmayın arkadaşlar. Android'de ve iOS'ta tüm oyunlar Gamepad uyumlu değil. Yani Gamepad uyumlu oyunları oynayabilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki işte Gamepad aldım ama çalışmıyor. Bakıyorum Gamepad uyumsuz bir oyun oynamayı deniyor. Ondan dolayı çalışmıyor. Şimdi mesela birkaç oyun deneyelim. Asphalt 8'i deneyelim. Yine aynı şekilde PlayStation'da olduğu gibi Android'de de üstünde mavi ışık yanıyor. Çok rahat bir şekilde oynuyoruz. Bu arada kullandığımız cihaz test için Xeon Max Slimbox yüklediğim, en son olarak yüklediğim cihaz. Onu da oynuyoruz. Bunu geçiyorum. Dediğim gibi bazı oyunlar gamepad kabul etmiyor. Mesela PUBG'de gamepad kullanamıyorsunuz. Gamepad kullanabilmeniz için Panda Gamepad Pro gibi bir uygulama gerekiyor. Onu söylemiştim size daha önce, anlatmıştım. Panda Gamepad Pro ile istediğiniz oyuna gamepad özelliği eklemiş oluyorsunuz. Biraz zor kullanım fakat öğrenirseniz tüm oyunlara rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bu arada söylemeyi unuttum galiba. Eşlerken üstteki Share tuşuyla Home tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra bulunabilir hale geliyor ve eşliyorsunuz. Emülatör oyunları deneyelim. Hepiçikten Doom'u açayım mesela. Gayet rahat bir şekilde oynuyorum. Görüntü kalitesi çok kötü olduğu için geçtim. Mario oynayalım. Gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Touchpad mouse olarak çalışıyor. Bu da gerçekten mouse gerektiren yerlerde çok iyi oluyor. Bunu da geçeyim. Başka oyun ne var? Yüklediğim. Street Hoop deneyelim bir de. Gayet başarılı. En ufak sorun yok. Dediğim gibi bu olduğu zaman kumandaya da gerek olmuyor aslında. Hem kumanda olarak da kullanabilirsiniz. Touchpad sayesinde mouse olarak kullanabilirsiniz. Bunu da geçtim. Şimdi iPad'imde deneyeceğim. iPad'i ekrana bağlayayım. iPad'imi bağladım. Bunu da özel bir kabloyla bağladım. Bunu da ayrıca tanıtacağım daha sonra. Öncelikle Bluetooth'tan gamepad'imize eşleyelim. Yine Share ve Home tuşlarına basılı tutuyorum. Hızlı hızlı yanıp sönmeye başlıyor. DualShock 4 Wireless diye gördü. Şu an bağlandı. Ekranımızı şöyle yan çevirelim. Şimdi tableti bıraktım. Buradan Gamepad'i açıyorum bu arada. iOS cihazlarınızda iOS 13'te sıkıntısız bir şekilde çalışıyor destekleyen oyunlarda. Destekleyen oyunları internetten bulabilirsiniz. Ben şu an Asphalt açtım. Fakat iOS 13 üstü ise mutlaka Apple Arcade üyeliği istiyor. Onu söyleyeyim. Apple Arcade olmadan denediğiniz zaman hiçbir şekilde joystick çalışmıyor. Şu an Apple Arcade üyeliğimi başlattığım için rahatlıkla başlayabileceğim. Diğer türlü dediğim gibi oynanmıyor. Hızlıca başlayalım. Bir tane oynayalım. Bu arada NBA gibi birçok oyun var. Arcade içinde bir sürü ücretsiz oyun var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Gamepad ile. En ufak sorun yok ve iPad'den oynuyorum bu arada. Gerçekten çok akıcı, sorunsuz. iOS'ta da gördüğünüz gibi Arcade olunca sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Biraz oynayalım. Gamepad'e alışık olmadığım için zor oluyor ama. Alışmak lazım. Ama oynanış oldukça zevkli oldu. Sanki bilgisayarda oynuyormuşum gibi veya PlayStation'da. Gerçekten başarılı. Bunu da geçiyorum. Şimdi Android telefonda bir de son kez test yapalım. Android telefonu bağlıyorum ekrana. Cep telefonunda da wireless controller olarak buldu. Şu an eşleniyor.
Gördüğünüz gibi cep telefonunda da Android sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Sadece dediğim gibi Apple'da iOS 15 yani 13 üzeri ise mutlaka Arcade gerekiyor. Yoksa çalışmıyor. Gamepad'e de alışırsam ben müthiş olacak. Aynı PlayStation'da Xbox'ta oyun oynuyormuşum gibi şu anda. O kadar eğlenceli. Tek sıkıntı Gamepad'e alışık olmamam. Ben normalde oyun konsollarında da klavye mouse alışık olduğum için bu tür oyunları oynayamıyorum. Keşke PUBG'ye de bu gamepad desteği gelse. Bu arada gördüğünüz gibi yine touchpad kullanarak mouse'u aktif edebiliyorum. Bunda da bu kadar yeter. Bilgisayara bağlantı sırasında da ister kablo ile ister Bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz. Ben şu an kablo ile bağladım. Otomatik olarak buldu. Herhangi bir ayar yapmama gerek yok. Bağlanacak. Ben o sırada oyun açayım. Oyun sordu. Gamepad'i ne olarak kullanmak istiyorsunuz diye mouse olarak diye seçtim. Gamepad desteği olan bütün oyunları oynayabilirsiniz. Şimdi Gamepad ile mouse kontrol ediyorum. Sür diyelim. Ayarları yaptım. İşte başlıyoruz. Arkamızdaki yük çok ağır herhalde. Doğru düzgün gidemiyorum. Neyse en azından şöyle gördünüz. Başka bir oyun açayım ben. Bilgisayarda bir oyun daha açtık. Bunu da oynayalım. Biz buradayız. Bu arada Steam'de oyunların üstünde gösteriyor zaten Gamepad desteği olup olmadığı. Ona göre satın alabilirsiniz veya indirebilirsiniz. Mesela Forza veya araba yarışları, futbol oyunları hepsi Gamepad desteği var. Bu oyunda bu şekilde diyelim ve videoyu kapatalım. Bilgisayarda çok oyun oynayan biri olmadığım için daha fazla oyunum yok. O yüzden gösteremiyorum. Fakat dediğim gibi araba yarışları, spor oyunları hepsini rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bluetooth varsa Bluetooth'la yoksa Bluetooth dongle alıp Bluetooth dongle'la kurabilirsiniz. Ya da USB-C'den kablo olarak kullanabilirsiniz. Şimdi videoyu kapatalım. Gerçekten çok başarılı bir gamepad. Her platformda size nasıl çalıştığını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Hurdacı geldi zaten şimdi. Onun sesini de duyuyorsunuzdur. Ben daha fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.